Arkadaşlar merhabalar. Artık 100 soruda tekrarda son 10 sorudayız. Fonksiyon ve polinom yapacağız ve olayı bitireceğiz. Tabi burada ben sizin tekrar yapmanıza ufak bir katkı sağladım. Belki büyük bir katkı sağladım bilmiyorum. Ama şöyle 100 soruda kendiniz belki araştırıp bulmaya çalışsanız bu güzel soruları nereden bulacaksınız? Yani tek tek kitaplara bakmanız lazım, denemelere bakmanız lazım hangi sorunun bazen kaliteli olduğu şekline bakarak anlaşılmıyor. Bu sizin için güzel bir fırsattı arkadaşlar. Böyle hatta bir kaç sayfaydı bu bilmiyorum ama fasikül gibi özellikle hala e, ilk defa bu videoyu görüyorsanız ve başa dönecekseniz size tavsiyem böyle mümkünse renkli çıkarabiliyorsanız maddi durumunuz el veriyorsa yoksa çok mühim değil ama böyle güzel bir fasikül halinde çıkarmak çözmek için de insanı teşvik ediyor. Ben notlarımın çıkartılmasını isterim. Ama tabii ki bu işin arkadaşlar artık maddi boyutu var. Size kesinlikle hak veriyorum. Yani kağıt çok pahalı dolardan dolayı her şey pahalı. İşte bazen ona para buna para derken yani yetişmeyebiliyor. Ama imkanınız varsa kendini zorlayın. Ben internette de görüyorum böyle Viva Copy falan diyorlar. O herhalde bayağı ucuza satıyor İstanbul'da. Hatta böyle kargoyla falan da gönderiyormuş aklınızda bulunsun. Ama şey gibi değil her, reklam gibi falan değil. Ben sadece bir örnek kendi öğrencimden biliyorum. Ee, başka varsa siz de yorumlarda paylaşın arkadaşlarınız faydalansın. Benim bir tek bildiğim o var. Kendi öğrencim de oradan çıkarttığı için arkadaşlar. Ama e, böyle sakın daha ucuz falan vardır. Muhakkak onları da e, söylemenizi tavsiye ederim. Diğer öğrencilerimiz için kırtasiyeden falan bir çektirmeyin arkadaşlar. Çok pahalı oluyor. Mümkünse üniversite yanlarından e, sonra böyle offsetler, özellikler oluyor böyle büyük baskı yapan yerler daha ucuza çekiyor. Yoksa kırtasiyede o böyle basit makineler de çok daha zor uzun sürüyor. Bir de tabii ki adamlar daha çok para istiyor o zaman. Ama öbür türlü ben bayağı böyle çok büyük sayfaları çok ucuza çıkaran öğrenciler duydum. Ama dediğim gibi isim verince şimdi bir tuhaf oluyor. O yüzden siz altta yorumlarda birbirinizle paylaşın. Şimdi f fx artı bir büyüktür sıfır. Biz aslında bu tarz sorularla ikinci derece eşitliklerle de uğraşacağız arkadaşlar. O kısımda da ben e, konu anlatımında bahsettim görürsünüz. Ama ÖSYM son yıllarda grafikleri önemsediği için ben her zaman önemsediğim için burada grafik bazlı da çözümler yapacağım. Şimdi e, fonksiyonda bir kere eğer bileşke fonksiyon varsa ve içerideki değeri bilmiyorsanız dıştan başlayın. Yani önce buradan başlayacağım. İçeriye ne verirsem bak x e demiyorum. İçeriye ne verirsem fonksiyon sıfırdan büyük oluyor. Fonksiyon sıfırdan büyük olması demek y değerlerinin sıfırdan büyük olması demek. Y'nin sıfırdan büyük olması demek x ekseninin üstü demektir arkadaşlar. Dolayısıyla fonksiyon nerede x ekseninin üstünde kalıyor? x eksi 3 değerleriyle x demeyelim de içi dedik artık ona. Çünkü daha içeriye doğru gideceğiz. Eksi 3 ile 5 değerleri arasında arkadaşlar içeriye ne verirsek verelim hakikaten grafik bakın şu bölgede hep x ekseninin üstünde. O zaman burasında ne var? fx artı 1 var. O yüzden özellikle içeriye dedim x e demedim. Şimdi fx artı 1 eksi 3 ile 5 aralığında olmalı. Eksi 3 ile 5 aralığı neresi arkadaşlar? Y değerlerinde 5 burası eksi 3 burası arkadaşlar. Hemen o zaman görelim. Bakın x değerlerine bakarken şöyle düşey doğrular çizin. Eksi 3 ile 5 y değerlerini alması için ha, buraya kadar bakın görüyor musunuz? Sonuçta buraya kadar. O da ne çıktı? Eksi 4 ten nereye kadar arkadaşlar? x değeri sıfıra kadar. Bakın bu aralıkta eksi 4 ile 0 aralığında ne verirsek verelim fonksiyon hakikaten eksi 3 ile 5 aralığında. Şu bölge onu da farklı renkle göstereyim. Bu bölge gördüğünüz gibi 5 ile 6 arasında. O zaman 5 ile 6 arası olmaz. Orayı sil. Sonra yine devam ediyorum. Doğru bölge. Bakın burasıyla burası. burası. Ha, o zaman demek ki bir de arkadaşlar neresi olmalıymış? 4 ile 6 arası olması lazımmış. Bu tabii ki küçüktür olduğu için ve eşitsizlik, eşitlik olmadığı için, dahil olmadığı için 1. X artı 1. Eksi 4 ile 0 aralığında 2 x artı 1 çünkü içeride x artı 1 var x yok. 4 ile 6 aralığında haliyle eksi 5 ile x eksi 1. Sonra öbür tarafa atarsak 3 x 5. O zaman burada bir tek 4 değerini alabiliyor. Burada da eksi 4 eksi 3 ve eksi 2 değerini alıyor. Bunlar birbirini götürdü eksi 5 oldu. Gerçekten güzel bir soru TYT için. AYT için bile aslında böyle fena olmayan bir soru diyebiliriz. Al bunu koy ayeti de fonksiyonları yine olur yani. Zaten fonksiyonlar özel tanımlı fonksiyonlar hariç hem teyeli de hem ayeti de çıkıyor. Ben yorum soruları olduğu için arkadaşlar gerçekten ya ya anlatıyorum yine. Siz isterseniz hızlı moda alabilirsiniz. Belki buraları çok iyi görüyorsunuz. Kendiniz çözüp çözemediklerinize bakacaksınız. Ama ben önemli yorumlar olduğu için gerçekten buralarda yorum sorularını hiç kısa tutmayı düşünmüyorum. Gelelim bu soruya. Bunu da ben genelde öğrencilere soruyorum ki hani böyle bir acaba eksiklerimiz var mı geri taraftan onu görelim diye. Normalde bu soruyu arkadaşlar çok hızlı çözebiliyor olmanız lazım. Eğer bu soruyu hızlı çözemezseniz hafiften bir çarpanlara ayırma eksiğiniz olabilir. Ona göre düşünün tamam mı? Çünkü bu soruda özdeşlik var. Biz fonksiyonlarda f(x)'i bulmak için şimdi burada Tabii ki x yerine ne verirsem x olur diye, diyebilir miyim? Çok orası gıcıklaşır. Ama şöyle görürseniz ne kadar kolay aslında. x 1 bölü x. x'in karesi 1 bölü x'in karesi. Matematikte a artı b verip a kare artı b kare soruluyorsa aslında arkadaşlar bizden tam kare bekliyordur orada. Neden? a artı b'nin karesi a kare artı b kare artı 2ab olduğu için bakın a kare artı b kareyi e, ne olarak görmüş oluyoruz? A artı b'nin karesi eksi 2ab olarak görmüş oluyoruz. İşte bu yüzden dikkat edin. X kare artı 1 bölü x yerine ne yazacağım? X artı 1 bölü x'in karesi eksi x çarpı 1 bölü x. Gördünüz mü? Hakikaten kenarda anlamadıysanız göstereyim. Bunun tam karesini aldığınız zaman x kare artı 1 bölü x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunlar gitti. Gördünüz mü bu oldu. Ben sadece bunu bulmak istiyorsam o zaman x artı 1 bölü x'in karesinden böyle 2'yi çıkarmalıymışım. Dolayısıyla şunları götürdüm ve burada artı 3 var. Bunu da sildiğimde x artı 1 bölü x'in karesi artı 1 oldu. Bu ne demek? İçeriye ne yazarsan yaz dışarıya karesinin bir fazlası olarak çıkmış. O zaman sembolleri aynıysa bunları direkt x yapabilirsiniz. Çünkü o bir makine gibi. İçeriye ne girerse girsin karesinin bir fazlası çıkıyor. O yüzden de fx eşittir x kare artı 1 deriz arkadaşlar buna. Çok da klasik bir sorudur aslında. Bu da yorum sorusundan ziyade biraz bilgi sorusu arkadaşlar. Bunu da ben ne olur ne olmaz koyuyorum unutulmasın. Sonuçta tekrar yapıyoruz. Bütün her şeyi de yorumlu yapmamıza gerek yok. Fonksiyonlarda arkadaşlar birebir ve bir örtenlikle alakalı çok böyle acayip sorular sorulabilir aslında. Zamanla onları da ...soruların içine serpiştirmeye çalışıyorum. Burada sadece bir bilgi vereceğim. Bir fonksiyon birebirse ne olur? Örtense ne olur? Birebir örtense ne olur? Şimdi fonksiyon birebirse benim zihnimde... ...hep şöyle canlanıyor. Ee, herkesin kendi odasında kalması gibi. Yani bolluk, ferahlık... ...oda sayısı çok fazla... ...insan sayısı az böylece herkes istediği yerde kalabiliyor. Bu yüzden bir fonksiyon birebirse... ...herkes kendi odasında kalır mantığıyla... ...o kadar çok böyle oda olur ki istediğin gibi birer birer kalabilirsin. O yüzden hani en kötü ihtimal kişi sayısınca o da olsun tarzında. Her bir eleman sadece bir yere gidecek. İki eleman aynı anda bir yere gidemez. Evet o yüzden birebir fonksiyonlarda tanım kümesinin eleman sayısı görüntü kümesinin pardon değer kümesinin eleman sayısından küçüktür. Örteni de veya eşittir. En fazla böyle olur. Daha da fazla olmaz. Bakın bu da birebir fonksiyondur. Eşit olur ama daha az olmamalı. Örtense tam tersi. Örtense arkadaşlar sıkışık tepişik gibi düşünüyorum ben. Yani çok kişi var, az oda var. O zaman ikili üçlü de olsalar kalıyorlar odalarda ama odalarda asla boş yer kalmıyor. Dolayısıyla örten fonksiyonda da tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından büyüktür veya eşittir. O yüzden arkadaşlar A'dan B'ye fonksiyon tanımladığımız için Burada da bakıyorum n büyük eşit M olacak. Bu da doğrudur. Birebir örtense arkadaşlar birebir eşlemedir. Hem eleman sayısı aynı olacak hem de her eleman sadece bir elemana gidecek. İki eleman aynı anda bir yere gidemez. Evet bu da kişi sayısınca o da olması gibi düşünebilirsiniz. Birebir örtende bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor. F bileşke gx eşittir x küp artı 1. G bileşke fx eşittir x kare artı x artı 1. F2 eşittir 5. F7 nedir diye sorulmuş. Bazı sorularda arkadaşlar yerine sayı koyarak denemeniz gerekiyor. Hani böyle soruya bakınca eyvah ne yapacağım falan diyorsunuz ama bakın şimdi x yerine 2 yazsanız g'nin içinde f2 çünkü verilen tek bilgi o ya onun üzerinden yürüyeceğim. g bileşke f2 eşittir 4 artı 2 artı 1 oldu güzel. f2 neye eşit? 5'e eşit. O zaman g5 eşittir 7'ymiş. Bu bana neyi sağlıyor? Bakın burada x yerine 5 yazsam f bileşke g 5 eşittir f'nin içine g 5'i yaz demek x yerine de 5 yazacağız 125 artı 1 e zaten g 5'i 7 bulmuştum f 7 böylece 126 oldu arkadaşlar olay bu yani cesaretli olmak bile soruları bazen yapmamız için önemli bir adım oluyor arkadaşlar aşağıda g ve F artı G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri daima doğrudur denmiş. Fonksiyon grafiklerinde gerçekten güzel yorum soruları sorulmaya çok müsait. Bu da F artı G ve G. Bakın F'nin grafiği yok. Nasıl anlamlandıracağız? Şimdi G'nin kendisi arkadaşlar şöyle bir 2 ile 4 aralığında hemen bunu da şunu da belirtmem lazım aslında söylüyorum hep ama fonksiyon grafiklerinde Şöyle verildiğinde arkadaşlar Grafik üstte kalıyorsa O noktalar arasında üstteki grafik daha büyüktür örnek bu F grafiği olsun bu G grafiği olsun F grafiği G grafiğinden büyüktür sayıda uydurayım şöyle eksi 3 ile 6 aralığı olsun eksi 3 ile 6 aralığında F G'den daha büyük y değerleri aldığı için de özel bir Ezber bilgi değil bu bakın y değeri burada Şuradaki y değerinden daha büyük dolayısıyla Yorum. Burada 2-4 aralığında da var. 2 açık, 4 açık aralığında F artı G grafiği neyden büyük? G fonksiyonundan büyük ama açık aralık dedim. Dikkat! Şimdi F2'ye bakalım. F artı G2 neye eşit arkadaşlar? G2'ye eşit. Sebep iki fonksiyon aynı noktadan geçiyorsa onların Y değerleri aynıdır. Temel analitik bilgisi işte buralarda lazım arkadaşlar. Öyle önemsiz gibi görünüyor ama analitiği önemsemezseniz bazı yerler tam oturmadığı için enteresan yerlerde yorum eksikliğiniz olabilir. Dolayısıyla ben bunu önemsiyorum ve burada y değerleri f artı g2'nin ve g2'nin birbirine eşittir. f artı g2 ne demektir? Bunları ayrı ayrı yazabiliyorsun demektir. Haliyle g2 ile g2 birbirini götürdü. f2 sıfır oldu bu patladı. Aynı yorumla o zaman f artı g4'e bakalım. f artı g4'te bakın daha büyük bu negatif bir değer G4. F4, F artı G4 de büyük. F artı G4. G4'ten büyük olduğu için F4 artı G4. G4'ten büyük olacak. Bunlar gidince F4 sıfırdan büyük. Bu da gitti. Gelelim eksi 3 noktasında. Bak eksi 3 noktasında F artı G fonksiyonu hangisiydi? Mavi olan. O zaman F artı G eksi 3 küçüktür. G eksi 3 haliyle f eksi 3 artı g eksi 3 küçüktür g eksi 3 olduğu için evet f eksi 3 sıfırdan büyük oldu. Bu şekilde bir soruyla bir yorum size göstermiş olayım. Tabii ki bununla böyle her şeyi fethedemeyiz ama bu size basit bir yorum olsa da gayet katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gerçel sayılar kümesi tanımlı kümesinde tanımlı. fx fonksiyonu f 3x artı fx eşittir 6 fx ve f1 eşittir 5 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre f54 kaçtır diye sorulmuş. Madem bize f1'i 5 vermiş o zaman demin bir tane soruda yaptığım gibi bir değerlendirelim. 3 çarpı 1 3 f1 eşittir 6 f1. f1 kaça eşit? 5'e. O zaman burada da yazarsak f8 kaça eşit olmuş oldu? 30'a. Buradan devam edelim o zaman. Şimdi f8 oldu ya ben ne yapacağım x yerine arkadaşlar ne yazalım 8 yazalım ee, buradan bakın 3 kere 8 24 artı f8 x yerine 8 yazıyorum ona göre 6f8 olacak f8'i kaç bulduk 30 24 artı 30 oldu bak aslında bir nevi hani şuursuzca tabiri caizse sayıları yazıyorum neden bana öyle müthiş bir fonksiyon denklemi vermemiş ki mecburen yazacağım yani. Sonra f8 ne eşittir? 30'a? 6 çarpı 30'dan 180. Bak f54 eşittir 180 oldu. Biraz daha cesareti yani fonksiyon sorularında arkadaşlar tamam mı? Yoksa ben de hani uydurup bakın şöyle yaptım da geldi demiyorum. Deniyorum oldu. Px polinomunun derecesi qx polinomunun derecesinden 1 fazladır. Yani birisi x küpse mesela birisi x kare gibi düşünün x küp çarpı Q 2x eksi 1 polinomunun derecesi 11 olduğuna göre Qx polinomunun derecesi kaçtır? TET'ye yakışan kolaylıkta bir soru. Bir kere polinomun derecesine P diyelim. Q'yu soruyormuş. Q diyelim. Buna da Q artı 1 diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi polinomun derecesinin derecesi çarpılır. Örnek. Kafanız karıştığı zaman şöyle düşünün. X üzeri Q artı birinci polinom olsun bu. Ee, üstü Q artı birinci bir de üstünde artık şöyle x küp olduğu için bunun bak q artı birinci kuvveti ne oluyor? Üstün üstü çarpılıyor. 3q artı 3 oluyor. O yüzden polinomlarda bu üst 3 olsa ya da şu p küp üstü olsa fark etmez. Sonuçta derece sorusu olduğu için evet polinom değişebilir ama derece ister pn olsun isterseniz de px üzeri n olsun. Bunlar birbirine eşit değildir ama dereceleri eşittir arkadaşlar tamam mı? haliyle buradan Q artı birinci dereceydi. Bir de 3 geldi. 3 Q artı 3 oldu. Çarpı olduğu için dereceler toplanır değil mi? Derecede kat sayıların ve sabitin hiçbir katkısı yoktur. Düşünsenize bu polinomun derecesiyle bu polinomun derecesi farklı mı? Ya da burada 6 olsa ya da burada eksi 5 olsa derecesi 2 olmaktan farklı bir şeye dönüşüyor mu? Hayır. O zaman burada Q'nun derecesine Q dediğimiz için direkt oraya Q'yu yapıştırdım. Araya artı koydum. Çünkü bakın çarpı var. Ve bu 11'e eşitmiş. 4Q eşittir 8'den. Q'nun derecesi 2 oldu. Hatırlatma sorusu diyelim buna da. Px bir polinomdur. Dediğim gibi TYT polinom da öyle büyük şeyler beklememek lazım zaten. Px polinomdur. X küp çarpı Px eşittir. Ax üzeri 5 artı 5x üzeri 4 artı A eksi 2x karenin Böyle A'ya bağlı bir değerini vermiş. Ama bizden Px'in 2x artı 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Bir polinomun 2x artı 4 ile bölümünden kalan demek burayı sıfır eşitle yani x gördüğün yere eksi 2 yaz demek. Bu çok uzun bir hikaye normalde. Yani bölme ilişkisine girmemiz lazım. Gerçekten bölen kalan ilişkisinden dolayı arkadaşlar buraları sıfıra eşitlemeniz yeterli tamam mı? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hadi neyse bahsedeyim. 48'in 5 ile bölümünden kalanı bulacaksınız mesela. Matematikte çok... Tabii biliyoruz bunu da bu mantıkla anlatacağım size. Şimdi 48'i arkadaşlar... Şöyle 45 artı 3 diye ayırdığınız zaman... Şöyle 5 ile bölümünden bölüm T olsun. Ne olduğunu biliyorum da. Kalan da K olsun. Zaten şu kısım arkadaşlar... 5'e tam bölündüğü için biz burayı sıfır kabul ettiğimizde kalan zaten bize burayı da sıfır kabul ediyorum. Tam bölünüyor çünkü. Direkt böyle 3 olarak gelmiş oluyor. O yüzden biz de işte x gördüğümüz yere eksi 2 yazarak tam bölünen kısımları sıfırlıyoruz. Kalan kısım bize kalanı veriyor. Ama dediğim gibi siz artık bunu böyle bilin yani sürekli nereden geldiğine bakmanıza gerek yok onun. Burada bunu bulacağız ama bence bu sorunun ikinci aşaması. Birinci aşamasında şuna dikkat etmelisiniz. X küp bir polinom mu? Evet. Px bir polinom mu? Zaten kendi demiş. İki polinomun çarpımı polinomdur. Ve arkadaşlar siz x kübü bir polinomla çarptığınız zaman polinomun derecesi herhangi bir x'in derecesi en az 3 olur. Neden? Şimdi siz bu px polinomu sabit polinom olsa bir sayı olsa mesela 8 ile x kübü çarpsanız x küp olur. Polinomun içinde x çarpına olsa x üzeri 4 olur. O yüzden... Evet bunlar tamamdır ama a eksi 2 çarpı x kare diye bir ifade olamaz ki. x kübü hangi x üzeri n ile çarpacaksın da x kare olacak? Bakın n'nin eksi 1 olması lazım ama polinomlarda derece negatif olabiliyor mu? Hayır. Bu yüzden x kareli terim yoktur. En az x küplü terim vardır. Haliyle a 2 olur. x küp px eşittir. a'yı 2 bulduğum için 2x üzeri 5 artı 5 x üzeri 4 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan da her iki tarafı bölünce x kübe 2 x kare artı 5 x geldi. Şimdi benden ne istiyordu? x yerine eksi 2 yazmamı. Böylece p eksi 2 eşittir. 4 çarpı x 8 eksi 10 eşittir eksi 2 geldi. Mesela bu soruyu anlamadığınızı düşünüyorsanız kesinlikle polinom çalışmalısınız onu söyleyeyim. Sonuçta tekrar yapıyoruz. Tekrarlar bize eksiklerimizi söylüyor. Hemen moralimizi bozacak bir şey yok. Yani deneme çözerken, e, soru çözerken arkadaşlar yanlışınızın çıkması, anlamadığınızın yerinin çıkması sizi mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü bir eksiğinizi tespit ettiniz artık onu gidermek için bir şansınız var. Şimdi e, yukarıdaki polinom bölmesinde bölen ve bölümün dereceleri farklı olup bölen ve bölümün yeri değiştirilebilmektedir denmiş. Ha. Bölenle bölümün yeri değiştirilebiliyorsa o zaman RX'in derecesi arkadaşlar yer değiştirilebildiği için neyden büyüktür? 5'ten büyüktür. Öbür türlü e, yer değiştiremeyiz. Düşünsenize mesela RX'in x küplü bir şey olduğunu yukarıya çıkarsa o zaman bölenin derecesi bölümden e, pardon, kalandan küçük olur. Bu yüzden sana bu mesajı veriyor. Bölen olabiliyorsa bölenin derecesi kalandan büyüktür, 5'ten büyük olur. Buna göre PX polinomunun derecesi Şimdi en az arkadaşlar ne olur? RX'in derecesi 6 olur. Ama bölenle bölümün derecesi farklı ya. O zaman mecburen 7 olur. Çünkü 5 olamaz. Bundan büyük olması lazım. 6 olamaz eşit oluyor bölenle. RX arkadaşlar en az 7. dereceden. Yani şöyle düşünün, uyduruyorum. x üzeri 7 gibi düşünün. Bundan dolayı PX eşittir x üzeri 6 1 çarpı RX artı kalan. Kalan zaten 5. dereceden ya. Toplamların derecesinde küçük olanları kale almanıza gerek yok. Kalanın derecesine bir e, dereceye katkısı olmayacak kalanın derecesi. Çünkü bu x üzeri 5'li ifade buradan kocaman x üzeri n'li bir ifade gelecek. Polinom bulmuyorum, derece buluyorum. Rx'in derecesi en az 7 ise söyledim. Bunun derecesi zaten 6 ise o zaman çarpımın derecesinde dereceler toplanır böylece en az 13 olur arkadaşlar. Kolay soru. Problem yok. Geldik son soruya. 100. soruyla çok şükür bitiriyoruz inşallah. Tabii ben bunu yükleyip de ulaşırsa, size de ulaşırsa ve siz de izlerseniz o zaman tamamen bitirmiş olacağız ve gerçekten TYT anlamında çok önemli bir şeyi halletmiş olacağız. Bundan sonra lütfen siz buradan aldığınız gazla kendi çalışmalarınıza devam edin. Ben TYT yorum soruları ekleyeceğim arkadaşlar. Bir yaklaşık 60-70 soru olabilir. Hatırlamıyorum kaç tane olduğunu. Ama onun süresi bence belli değil. Daha bunu yeni yüklemişken zamanla onları da yüklerim. Hepsini birden tüketmeyelim. Siz kendi çalışmalarınıza devam edin. Ben bu arada 3D'nin 5'li TYT denemesini çözdüm. Bakın şöyle düşünün. Bazen bana hani deneme hazırlar mısınız hocam diyorsunuz. O bana şöyle çok garip geliyor. Evet ben hazırlarım problem aslında problem de yani kolay bir şey değil ama arkadaşlar hazırlanmışı var ve onu çözeceğim. Bu kadar basit. Ee, sonuçta çıktı almakla deneme almak arasında bazen fiyat olarak çok bir şey fark etmiyor. Çünkü denemelerde zaten diğer kitaplara göre 300-500 sayfa olmadığı için daha maddi olarak uygun oluyor. Ben bu kitabı bu arada denemeleri sadece çözüyorum. Hani bundan mesela kitap sattıkça bana ekstra bir gelir gelmiyor. Onu açıklamış olayım da. Ama ben 3D'nin 5'li TYT denemesini Orta düzey böyle çok zorlanmayayım hocamlık öğrenciler için alınmasını tavsiye ederim. Olmuş simülasyon. Siz bu videoyu izlerken çıkmış olurum bilmiyorum, bilmiyorum ama olmuş simülasyon çıkınca kesin alın. Çünkü bir kere bu kanalı takip ediyorsunuz, şöyle bakmanız lazım olaya. Bir hoca konu anlatıyor size. Bunu önceden de söyledim. Soru çözüyor, yorum yapıyor, e, aralarda özel yorum soruları çözüyor. Yetmiyor soru bankası çözüyor. Yetmiyor geometriden de çözüyor. Yetmiyor deneme de çözüyor. Yani artık arkadaşlar bu sizin için müthiş imkan. Hazır yapılmışı varken alıp değerlendirmek lazım. Bakın normalde okuldaki öğretmenlerinizi açıp böyle hocam ya biz hadi bir soru bankası çözün deme şansı çok az öğrenciye erişiyordur. Bu müthiş bir imkan. Bazen değerlendirilememesi beni hem üzüyor hem bir de o kadar da diyorum ilginç yani. Başkası bana böyle bir imkan sunacak benim öğrenciliğim zamanı veya herhangi bir zamanda bunu insan maddi karşılığı çok yüksek olması gerekiyor bunun. Sonuçta siz benim bilgilerimi, yorumlarımı kullanıyorsunuz ve bununla üniversiteye gideceksiniz. Belki de benim size öğrettiğim ufak bir yorum veya büyük bir yorum sizin hayatınızda çok önemli bir adım olacak. Çünkü üniversiteye gittikten sonra siz hayatınızı inşa edeceksiniz. O yüzden bunlar aslında karşılığı çok olmayan şeyler. Hazır böyle bir fırsat varken değerlendirin. Sizden sadece ricam arkadaşlarınızı önerin. Önermekten hiçbir şey olmaz. Herkes eşit seviyede değerlendiremiyor arkadaşlar. Ve zaten bu bana yanlış bir mantık geliyor aynı zamanda. Ben sizle hiç böyle sakınmadan kendi öğrencilerime vakit ayırdığım gibi buraya vakit ayıracağım. Bunun için böyle elimden geleni yapıp bir sürü fedakarlıkta bulunacağım. Ama bazı öğrenciler bencilce yok o vermeyeceğim. Ben, o bana yani hiç açıklaması yok arkadaşlar bunun. Yani ben anlatan olarak paylaşıyorsam siz belki 10 kat paylaşmak zorundasınız. Bir, bu paylaşmanın ben hep güzel olduğuna inanıyorum ve insana uzun vadede iç huzuru getireceği için çok gerçekten önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanın ancak başkalarına faydası dokunduğunda dünyaya gelmesinin bir anlamı olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan da bu bana da fayda sağlıyor ki bakın benim 3D ile tanışmam öğrencilerin vesilesiyle oldu. Bu bana Ekstra bu YouTube'dan hiçbir maddi gelirim yok ama bana bir maddi gelir de getiriyor. Bir yeni anlaşmalar yapma şansı doğuruyor. Ee, bu koronavirüs gibi zor bir süreçte sonuçta bakın eğer bu şey olmasa dışarıda belki Allah korusun işsiz kalacağız yani. Bu tarz faydalar da oluyor. Ben size fayda oluyorum. Lütfen siz de bu anlamda bana faydalı olun. Sadece faydalı olacağınız şey de şu beğenmek. Arada teşekkürler hocam demek insani bir durum varsa arkadaşına önermek bu bu kadarcık. Büyük beklentiler değil yani. Hani şey demiyoruz arkadaşlar 3-5 atın da yolumuzu bulalımlık bir şey değil yani. Dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Bir a eleman 0-1 sayısı için f bileşke g a b eşit, g bileşke f a da c'ye eşit. 0-1 aralığı a 0-1 aralığı olduğu için yani tanım kümesindeki değer şu bölge buna göre ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bakalım GA arkadaşlar yani şöyle G hangisi kırmızı olan. O zaman 0 ile 1 aralığında gördüğünüz gibi fonksiyon hangi değerleri aldı? 2 ile 3 aralığında değerleri aldı tamam mı? Şimdi bu GA'nın aldığı değer. Haliyle 2 ile 3 aralığı f'te şuraya karşılık gelecek. Çünkü x'e artık ne vereceğim? 2 ile 3 aralığında bir yer. Yani o zaman fonksiyon arkadaşlar 1 ile 2 arasında olmuş olacak değil mi? Bakın şurası. Artık orada herhangi bir yer. Bakın dediğim gibi 2 ile 3 arasında bir yer veriyorum. Ve f de artık f bileşke g a da 2 ile 1 arasında oluyor. Sonra devam edelim ikinciye. FA'ya bakıyorum şimdi. FA arkadaşlar 0 ile 1 aralığında gördüğünüz gibi nasıl bir değer oldu? 1 ile 2 aralığında bir yere denk geldi. Sonra 1 ile 2 aralığında bir yer G fonksiyonunda vereceğiz şimdi. 1 ile 2 aralığında neresi burası? Hı, hmm, demek ki burada da G bileşke FA olunca arkadaşlar yine 1 ile 2 aralığı oldu. Bu soruda tabii bu noktadan sonra şöyle bir sıkıntı olmuş oluyor. Şimdi G bileşke FA 1 ile 2 arasında, F bileşke GA da 1 ile 2 arasında çıktı. O yüzden bunun böyle çıkmaması gerekiyordu. Sadece şunu anlayabiliriz biz. Bu B, bu da c ya. B ve C soru işareti ama bunların ikisi de garanti bir şekilde 0 ile 1 aralığındaki A'dan daha büyük olacak arkadaşlar. Diğer şekilde C'nin B'den büyük olduğuna karar veremeyiz. Ben 100. soruda böyle bir soru denk geldiği için kusura bakmayın ama en azından bir yorum göstermiş oldum. Çünkü şunu yapamayız ki bakın ben mesela gittim A'nın nasıl bir değer olduğunu düşünelim. 0.7 olduğunu düşünelim tamam mı? Şimdi ben 0.7 verince G'ye burası 2 ile 3 arasında örnek 2.2 çıktı. Şimdi 2.2 arasında arkadaşlar fonksiyon F böyle bir yere gider ve 1-2 aralığında bir şey denk geliyor. Bilmiyorum ki o nereye gidiyor. Bakın kenarda dursun mesela ona 1.4 diyeyim ben. Şu aralıkta bir yere denk gelecek. Sonra e, gelelim aynı yorumu şeyde yapmaya, G'de yapmaya. Şimdi F-A, A dediğim zaten neydi? Sıfırla bir aralığında, sıfırla bir aralığında gördüğünüz gibi fonksiyon 1 ile 2 arasında bir yere denk geliyor. E g fonksiyonunda arkadaşlar görüyor musunuz 1 ile 2 arasında böyle 2'ye yakın bir yer ama o ne kadar 2'ye yakın yani ona bir şey diyemeyeceğiz. O yüzden de bu nazar boncuğu olarak dursun arkadaşlar son soru olarak bunu böyle söylemiş olayım ve artık 100 soruda tekrarı bitirmiş olalım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Size başarılar diliyorum takip etmeye devam edin. Zaten yeni videolar oldukça özellikle bir soru yorumları da fırsatımı oldukça eklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Her zaman olmaz onlar çünkü her zaman kendimce güzel sorular bulmam, kendi içime sinen güzel sorular bulmam çok kolay olmuyor. Ama mümkün olduğunca onları da ekleyip ve tabii ki ben bir soru yorumlar değil aslında benim için sadece önemli olan. Çünkü bir soru yorumlardan ziyade orada konu anlatımları, sorular bir sürü şey önemli sene sonuna kadar güzelce çalışıp sonra o bir soru yorumlar faydalı olur ya da konuyla ilgili bilgi eksikliğini tamamladıysanız o zaman faydalı olur. Mümkün olduğunca eksik kapatın. Lütfen geometri çalışın. Ben inşallah kısmet olursa şimdi geometri tekrarlarını da ekleyeceğim. Klişe tekrarlar. Sonra zaten geometride yeni nesil çözüyorum. Üçgenleri bitirmiştim. Dörtgenlerle de devam ederim arkadaşlar. Siz çalışmalarınızı devam edin. Ben takviye etmeye de devam edeceğim. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.